Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Sıla Yolu Part 2. Arabamızı yüklüyoruz Allah'ın izniyle. Kızları yıkadım, kaynanama gönderdim. Onlar babaanne de. Bu bizim yanımızda gördüğünüz gibi. Çoğu hazırlığımı yaptım. Allah izin verirse yarın saat 10-11 gibi yola çıkacağız. Şimdi arabayı yüklemeye başlayacağız. Şu an gerçekten hiçbir planım yok. Neyi nasıl yapacağım emin de değilim. Evet arkadaşlar, öyle bir başlayacağız. Bagajı biliyorsunuz sağlığın. Biraz yanlış yaptım burayı ama. Arkadaşlar biz de Hasan'la birlikte, gel Hasan. Hasan'la birlikte berbere gittik. Şöyle saç formunu göstereyim. Aynı babası gibi. bir bu tarafa bak. Buraya bak. Buraya bak. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Onun da çizgisi var benimki gibi. Güzel oldu mu oğlum? He? Tamam. Tamam, göstermiyorum da. Güzel oldu mu? Dondu kaldı. Sen baba gibi oldun mu? Evet arkadaşlar, Mehtap'ın dediği gibi Sıla Yolu Part 2. Yani hazırlıklara başladık. Tam hazırlık. Bugün evet arkadaşlar, bu defa arabayı süpürmemeye karar verdik. Bugün arabayı yüklüyoruz. Çünkü yarın yola çıkıyoruz. Evet. Şimdi böyle bu şekilde hazırlıklara başladık. Sen valizleri getirmekten başlayabilirsin mesela. Şöyle arabanın içi de böyle biliyorsunuz. Mehtap şu an toparlıyor. Sen ne yapıyorsun sen? Evet, her zamanki gibi ilk durak babam gülün ora, annem gülün ora. Ondan sonra oradan beri Allah izin verirse yola çıkacağız. İlk baştan vedalaşacağız, helallik isteyeceğiz. Ondan sonra Allah'ın izniyle yolculuk Türkiye. İlk yolculuğumuz, yani ilk varışımız Akyaz olacak arkadaşlar. Mehtap'ın tarafı. Ondan sonra ikinci turumuz Antalya. Antalya Hotel. Otelin ismi neydi, hatırlıyor musun? Kahya. Ne? Kahya. Kahya Hotel. Antalya'da. Ve üçüncü şey durağımız da benim ora. Samsun Bafra. Ondan sonra yine hani Almanya'ya yaklaştıktan sonra, hani süre bittikten sonra yine Sakarya'ya gideceğiz. Orada bir iki gün dinleneceğiz. Ondan sonra zaten Sakarya'dan Erdinli'ye, hani Kapıkule'ye fazla bir şey yok. O yüzden hani dinlenmiş olacağız. Ondan sonra güzel 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 yolculuğumuz devam edecek. Evet, şimdi şöyle bir göstereyim size neyi neyi arabaya gelecek diye. Şöyle ışığımızı da yakalım. Aa, burada. Mehtap şu an. Allah, burada da bir şeyler yapmaya çalıştım ama. Hazırlık yapıyor. Sarma sarılacak. Poğaça yapacağım. Yapılacak. Burada da yiyecekler var. Sucuk, salam, peynir. Alışveriş zeytin. Yaptık. Yine menemenlik alıyoruz. Yumurta alıyoruz. Tava götürmemiz gerekiyor. Çünkü karpuz var. Yolda acıkırız. Ondan hani şöyle otoban kenarında piknik şekilde yemek yiyeceğiz. Makarna haşlayacağım. Yumurta haşlıyorum. Şöyle makarnamız da var. Yumurtamız da burada. Beş ayı istersen şeyden alalım. Beş an var, papı yok. Ben düşünüyorum çay bardağı mı alsam 2-3 tane ya. Fark etmez. Fark etmez. Ya da yarın sabah da alabiliriz. Daha açık. Yarın arkadaşlar, yarın babamda da var galiba da. Yarın cumartesi. Cumartesi yola çıkmayı şey düşünüyoruz. Yok ya, ben bardak alacağım. Canım bardak istiyor benim. Tamam, okey, sen bardak al. Bardak alacağım.
İşte cumartesi yola çıkacağız. Hani zamanımız var daha. 11'de falan buradan sana çıkmayı düşünüyoruz. Çay için alayım mı büyük bardak? Bu benim kahve bardağım. Kahve içeceğim ben. Fark etmez. Olur. Hatta dur, ben bunda da içmeyeceğim bir dakika. En büyük bardağı al istersen. Çay için mi? He. İçer misin? İçerim he. Kahve de olur, çay da olur. Çok fark büyük şart, bundan götürelim. Hiç fark etmez. Nasıl Demliğimiz istersen. Demliğimiz küçücük. Tamam. Bu olur. Yeter sana. Arkadaşlar normalde bardağım orada. Kapattım Mehtap. Şöyle bir bardağımı göster bir. Ben şundan alacağım. Hatta ablama da alayım. Eniştemgil'le yola çıkacağız arkadaşlar. Hatice tanıyorsunuz zaten YouTube'dan. Benim ablam. Ablamlarla çıkacağız yola. Bir dakika. İşte annemgilin orada buluşacağız. Şöyle bir uzun video olsun arkadaşlar. Sizler için. Bunları ben bir sarayım. Siz de çayınızı bardağınıza alın. Çekil bakayım. Şöyle bir oraya keyifle videoya bakabilirsiniz. Ben dur bir bunu çok saçma toparladım ya. Hasan da burada. Hiç gitmemiş gibi kafam karıştı ha. Hasan da burada askerlik oynuyor. Sanki ilk defa gidiyorum arkadaşlar. Karıştım. Yanlış yaptım. Karpuz da aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz karpuzsuz olmaz. Hatta Ramazan iftarda hep karpuz kesiyorduk, hatırlıyor musunuz? Peşime bile karpuz götürüyorum şu an. Zor geçse. Öyle domates konservesi aldım 3 tane. Menemen falan yapacağız. Bibersiz olduğu için adam da biber alacak. Evde biber vardı. Şeker, zeytin, sucuk, sosis, peynir. Küp şeker mi aldın, toz şeker mi? Toz vardı, toz aldım. Ha, en iyisi. Ega. Ya, toz şeker bence daha iyi. Küp şekerde dolduruyorsun, şeker tadı hala gelmiyor. En iyisi toz şeker. Oluyor. Hem pratik oluyor. Hayır, küp pratik oluyor. Bence toz şeker daha pratik. Değil. Ama egal. Evde o vardı, onu koydum. Ketçap aldım, sosis var çünkü. Sulu yağ götürüyorum. Evet, sosis pişireceğiz otoban kenarında. Tuzu böyle aldım, hiçbir şeye koyasım gelmedi. Tüplü gazımız var arkadaşlar. Bıçak aldım. 3 tane mi, 4 tane mi tüp gazı alacaksın? Tüpüm içeride, tüpümü almam lazım ocağım. Az sonra içeri de göstereceğim arkadaşlar. Orada da birkaç eşya var. Koyalım. Bu arada arkadaşlar, Türkiye'ye gitmeden şöyle kilo verelim dedik. Mehtap, söylemek ister misin kilonu? Eskiden kaçtın, şimdi kaç? Söylemek ister misin yoksa? 76,5'dan başladım. Evet. Şu an 66'ydım. Belki bugün tartılmadım. Dün çok aç kaldım, isteyerek değil. 65 küsür bile olmuş olabilirim. Evet, 76'dan 65. Yani 11 kilo vermiş oldu. Kendimi de söyleyeyim mi yoksa? Söyle canım. Arkadaşlar ben de 104 kiloydum. Şu an 93 kiloyum. Allah'ım ben 104'ten 93 kilo kadar indim. Hani ikimiz de iyi kilo verdik. Karpuzu arabanın herhangi bir yerine sokalım mı? O da poşete de, at. Top gibi gidiyor. Oğlun oynuyor. Sen top mu oynuyorsun? He? Arkadaşlar bakın. Yani maydanozu satın aldım. Bunlar da bahçe duyarlarımız. Bizim kendi bahçemizden. Hı-hı. Arkadaşlar. Ekstra gideceğim diye içimden hiç alıp çocuklara vermedim yani bahçedeyken. Buradan yediler de. Dedim azıcık büyüsünler de yola şeyimiz olur. Bahçe hıyarı. Organik yiyelim dedik. Aynen. Hani yolda salata falan sadece yapılırsa. Sadece bir şey unuttum. O da şeri domates. Şeri aslında Penimak'ta falan olabilirdi. Reyvi'de de yoktu. Vardı. Reyvi'de yoktu. Lidl'de de yoktu. Lidl'de Lidl'de yoktu. Aldi'de yoktu.
Haydi'ye baktın mı? Ben baktık ya, şeyini. Ben baktım. Neyse, her neyse. Penny ile Reddy'de kesin var da. Unuttum sonradan. Alsam da olur, almasam da olur. Çünkü Hatice ablam da getirecek. Şöyle saati de göstereyim size. Saat şu an akşam 9'a geliyor. Ona çeyrek var. Anca zamanımız oldu bavulları toplamaya, şey yapmaya, böyle hazırlıkta yapmaya. Çünkü sabahtan beri alışverişteydi. Bavullarım çoktan hazır orada duruyor. Uyana bu yana koştur. Vallahi ben bunu hiç... Berbere gittik. Mehtap da bekledi bizi. Mecbur gelmesi lazımdı Mehtap bizden berbere. Çünkü Hasan durmazdı. Hasan ancak annesini görünce duruyor. Hasan'ın ilacı annesi. Ne diyecektim ya? Sofra bezimi alayım. Evet, şimdi o tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Sofra bezimizi koyalım. Şöyle gidelim. Işığımızı da yakalım. Dur bir oğlum. Böyle. Bunlar sadece benim eşyalar arkadaşlar. Bakın Deo. Şöyle. Biraz reklam yapayım. Böyle kol altına sürmek için. Saç için su mu diyor ona? Havasa. Ondan sonra Nivea kremi. Bu ekstra böyle plus vitamin C ile. Benim parfümüm. Boss. Bu da saç Havax. Ondan sonra böyle tıraş takımımı da götürüyorum. Gerçi orada berber var ama hani sakalı falan kesmek için, kısaltmak için yine de götürüyorum. Şöyle burada da eşyalarım var. Şöyle kapatalım. Bu da ocak için tüpler. Dediğim gibi tüp götürüyoruz. Şöyle gaz. Hani menemen falan yapmak için. Çay, yumurta falan. Böyle şeyler var. Bu var. Eldiven var. Böyle boyun için. Burada da bavulla var. He? Ne şey? Aslında gerek kalmadı artık ama. Ne? Böyle bir paket korona testi getirmişti Türkiye'ye götürürsün diye. Ya ne gerek var ki? Bizim için değil. Artık korona yok ki. Yok. Ne yapacağım ya bunu? Ya kalsın. Hasta olunca korona testi yaparız. Neyse. O zaman şöyle sünger, bulaşık ilacı, el bezi. Bulaşık ilacını da ekstra böyle aldım. Tata. Böyle küçük. Küçücük elim kadar. Hani yolda anca şey yapar. Bunu parlama şeylerine koyacağım. Bu el altında olacak. Bir de şu piknik çantası. Piknik yakası. Vallahi bu çocuk bu karpuzu gider ayak patlatacak. Oğlum bu top değil ha, karpuz o. Biliyorsun değil mi? Şimdi yaptığım şeyleri nereye koyacağım? Neye? Sarma, poğaça. Olur. Bu doldu. Ben bilmem. Ondan sardın yukarı şey, çatıya gelecek. Ne? Arabanın çatısını. Yok, onunla bagaja. Bagaja yemekle. Bavulla çatıya gelecek değil mi? Çerezli arabanın içine. Ya. Ben poğaça sandım. Daha buzları falan alacağız. Suları falan. Hadi bir tur taşıyalım madem. Tamam olur. Yumurta haşladım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. O arka bagaja değil mi? Neyse ben koyayım onu. Efendim. Baba neden onu aldın? İşte çöptü onlar. Arkadaşlar bakın benim
Saçım da böyle. Berberde öyle yaptırdım. Şey nerede şart? Ha, onu bak ne yapıyor onunla. Şimdi onu buraya koy ki dur. Onu buraya koy ki şu kafanı şu köşeye doğru itebilirim. İtemedim o taraftan, belki bu taraftan iterim. Dur. Onu bunun üstüne koyacağım, bakacağım nasıl oldu. Bu zaten sıcak kalacak. Çay için. Çay için aynen. Geçenki videoda gösterdim arkadaşlar. Şöyle tüpümüz var. İlk yardım çantası var. Bunların hep tarihi oluyor. Ondan sonra Allah korusun, hani araba bozulunca böyle bir şeye çalıştırma aleti. Burada dolu yer var altında, ver. Aynen, arabanın altı, yani koltuğun altına koyabilirsin. Daha var ne, bir şeyler var mı da? Gurt var işte. Çatıyı da bundan geçeceğiz. Hani daha şey olsun diye, sık olsun diye, açılmasın diye, bu en sona. Şöyle kalsın. Buraya bağlayacağız arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz, hani açılır ya. Baba. Efendim. Böyle soğuk tutmak için çantamız var. Şöyle göstereyim. Bunun altında dolu yer var da ne yapabilirim? Sen şey koy. Tamam, çatıyı götürüyoruz ya. Ha, tüp aynen. Tüp şeydeydi, keladaydı. Garajda orada. Garajda mı? Bahçe evinde. Hadi gel gidelim mi? Çabuk hadi. Annem bekliyor, yemek yapmış kadın. Ben alıp gelin gelmesen. Tamam hadi gel. Git al. Bu arada Aplamgil Türkiye'de arkadaşlar. Aplam olsun, Şükrü olsun, Celil olsun. Arabasını buraya park etti. Aplam belki arabasını özlemiştir. Şöyle göstereyim. Arabası emanet yerde. Yani emin yerlerde. Sen niye geliyorsun? Ondan sonra babamgil de bizden sonra çıkacak. Onlar da arabasını buraya koyacaklar. Ondan sonra dışarıdaki kapıyı kapatacağız arkadaşlar. Değil mi oğlum? Değil mi adamım? Yakışıklım. Tipe bak arkadaşlar. Bacağı yukarıda. Cool oldu. Sen cool mu oldun? O duruş ne öyle? Gangstala gibi. Elinde de tabanca. Hep senin yüzünden geç kaldım ben. Niye benim yüzümden? Alışverişte. Tamam da alışveriş yapılacak herhalde. Sen böyle yapıyorsun alışverişi. Bakın arkadaşlar, ben nasıl alışveriş yapıyormuşum şöyle, bak. Şöyle her şeye bakıyor. Ben giriyorum, ihtiyacımı yazdım aklımda. Hemen alıp çıkmak istiyorum. Recep dükkanları geziyor. Ne gelmiş, ne gelecek. Eyvah, hadi gel bez yapalım. Valla ben bakıyorum ne geldi diye dükkanlara. Metap hemen ihtiyacını alıp çıkıyor. Bu da böyle oldu ama.
çok da pratik olmuş. O tam girmedi. O zaman da böyle yapalım. Bir dakika. Bu da tüp ocağımız arkadaşlar. O 3 tane tüp gösterdim ya, buna geliyor işte. Ben de dekiyi sokarım oraya. Bunu da koyarım buraya. Zo. Koko. Bu da burada dursun. Karpuzu da şuraya atalım. Karpuz nerede? Ha, getirmemiş bile karpuzu. Karpuzu getirmedim. Çık yukarı. Evet, şimdi karpuzu almaya gidelim. Arkadaşlar şöyle arkasını doldurduk bagajın. Hatta dolmadı bile. Daha dolacak. Şu bagajı da annemgile gideceğiz. Annemgile gidelim. Ondan sonra Mehtap sarma falan saracaklar annemle birlikte. Orada mı poğaça yapacaksın, evde mi yapacaksın? He? Poğaçayı evde yapacağım. Evde mi yapacaksın? Ondan sonra poğaçayı evde yapacak işte. Sarma saracaklar annemle Meta. İlk baştan sarmaları sarsınlar. Ondan sonra zaten geç oldu. Akşam oldu. Saat 9.30 olmuştur. Valla ben bu arkayı da şeyde yapmayacağım. Ne yapmayacaksın? Yatak mı yapmayacaksın? Hani öyle tam böyle doldurup da yatak yapmayacağım. Sadece koltuğun üstünü yatak yapacağım. İstedikleri zaman oturabilsinler. Dolmuyor çünkü arası çok küçük. Valiz koysam büyük geliyor. Bak bez paketlerini koydum. O da alçak kaldı. Normal valiz koyduğum zaman da yüksek kalıyor. Of. Her neyse. Arkadaşlar şu bagajı da yarın sabah doldururuz. Zaten yarın yola çıkıyoruz. Zamanımız bunu doldurup. He? Zamanımız da var. Aynen, zamanımız da var zaten. 11-12 gibi çıkmayı planlıyoruz. Şu masanın üstündekileri bu arada. Evet arkadaşlar. Sonra da. Bu masanın üstünde gördüklerini sana açıkta kalanlar. Bu valize girecek, bitti. Tüpler normal arabaya girecek tabii ki de. Aslında yukarı bagaj bile gerek yok ha. Değil mi? Ya, doğru. Çocuk arabası var. Bir de burada 3 valiz var. Ha şey ya, havalı yastık aldık, yatak aldık. Var, iki tane ventilatör var. Türkiye çok sıcak olduğu için ventilatör aldım. Bu valize daha çocukların hırkalarını koyacağım. Daha var şat. Evet arkadaşlar. Hadi çıkalım. Dediğim gibi annemginin orada görüşürüz. Sarmayı saracaklar. Belki de sarmıştır bir anne. Vallahi belli de değil. Yemek bilmiyorum. Yapmış kadın bekliyor bizi. Çıkalım biz en iyisi. Hadi. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar, annemgile geldik. Ay. Ya kapıyı açsanız. Kız bassana. Evet, şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet arkadaşlar, annemlere geldik. Şöyle ilk baştan bir sofraya hazırlıyorlar Metapkin. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra sarmaya başlayacaklar annemle birlikte. Şöyle saati de göstereyim size. Saat ona 10, ona 10 var aynen. Tamam, yani ona geliyor. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Karanlık oldu. Tamam. Şöyle. Geç koltuğa, ben seni geliyorum. Bak oyun. Tamam anne. Kimse eski. Şöyle yemeği de göstereyim. Türlü mü bu? Hı, patlıcan. Kabak, fasulye, bahçenin. Organik diyorsun yani. Aynen öyle. Sen sarmayı sarmışsın bile. Sarmadım dedim ya sana. Valla. Sarmıştım bile. Ana ben de diyorum ki.
Annemle Mehtap başlayacak da sarmaya diyor. Ben sana ne dedim evde? Annen kesin sarmıştır dedim. Vallahi maşallah. Diyorum bu saate kadar. Yemin ederim var ya 18'lik karısın. Yani 18'lik gibi. En fazla bir saat sürdü. Maşallah. Ne var ki sarmada? Kim o sarma tek başına ben yemeyeceğim anne. Herkes. Ben yeni yiyecek? Yedim. Daha kim yiyecek? Mehtap. Efendim, ben orada et falan yerim. Türlü yemeyeceğim. Vallahi fasulye yemeyeceğim diyorlar. Çok mu koydum ya kaşığı? Şöyle Türkiye'de ekinleri de göstereyim. Sen yer misin bundan? Yemem mi? Ben de buradayım. Bu niye bulanık çıkıyor ya? Ne Şükrü? Siz daha yola çıkmadınız mı? Yok, yarın çıkıyoruz. Hadi. Nereye? Evet, şöyle et de var. Nugget, çekmeyin. Pilav var, cacık var. Türlü var. Allah bereket versin. Hani biz sarma sarma için gelmiştik ama sanki yemek yemeye gelmiş gibi oldu. Allah sağ olsun. Tamam sen otur. Çat şu gibi oraya koysana babanın otursun ya. Ne koymuş bu? Türlü oraya alalım anne. O bey otursun. Gelin. Pilav Hasan yapsana. Hasan'ın o. Hasan'ın oğlum Hasan. Hasan. Pilav yiyecek mi? Hasan. Aynen anne o şimdi tavuğa saldıracak. Tavuğa bakıyor sana baksana. Acı mı? Acı. Yarın. Evet arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Evet arkadaşlar. Elhamdülillah. Şimdi spor zamanı. Sen buyur ben almayayım. Hasan gel. Dur fişi takalım. Hadi sen de atıyorsun. Babamdan yapabilir miyim? Şöyle ilk baştan. Normal değil ya. Bu açılışı. Ondan sonra start. Tamam yeter. Çok çok kalorin yaktım. Bir gram yaktım. İla Ceylin. Sen bütün gün koşman lazım kızım. Uzun bas, uzun. Yok anne, bulaşık yok. Bastın mı uzun? Kaçta? 100. 10 km gidiyor. 10 kilometre hızıyla gidiyor şu an. 100 değil o. Tamam kapat. Kapatamıyor. Kırmızıya bas. Kırmızıya bas. Kapatamıyor. Nasıl kapatamıyor? Daha hızlı yapayım mı? Hayır. Bu kırmızıya bas. Basamıyorum. Niye? Ya da bunu da çekebilirsin böyle. Tık. Bak hemen durdu arkadaşlar. Çünkü o zişat şeyi. Emniyeti aynı. Tamam mı? Ben geliyorum. Evet, Mehtap'ın sporu da bu. El kol sporu. Liya da ihtiyar karı gibi, morukla gibi el işi yapıyor. Ne yapıyor? Çanta yapıyormuş. Yavaş yavaş.
şeyler, evet bak yola gideceğim aslında. Bu ne 1.4? Ay fiyat fırtış. Baba. Yeter o. He? Kapattın mı? Dur kapattım. İndir şunu. Bak, kapattım kapattım. Dur bir dursun. Düşecek yoksa. Düşecek bir şey. Sen ne yapacaksın? Yedi çocuğu niye öyle yapıyorsun ya? Sen ne yapacaksın? Yok işi orası yok kendine. Yoruldun mu güzel? Kaç gram verdin? Endisini aldın hadi. Maşallah. Ben de öbürünü alırım. Anne sen karanlıkta niye yıkıyorsun? Anne yarasa gibi. Ben geliyorum ışığı yakıyorum. Duş. Ya. Işığı yakayım mı? Ben çünkü seviyorum karanlıkta iş yapmasını. Valla ben hiç yapamıyorum. Aynen. Çay koyacak mısın? Şey anne kahve içecek. Saat kaç? 11 oldu mu akşam? Geliyor daha. 11 oldu değil mi? Geliyor daha. Galiba bilmiyorum. Bakın arkadaşlar annenin saçları siyah oldu. Su verir misiniz? Veririz. Bir daha da öyle yapma. Nasıl yapma? Pokarına koştu koştu. Yapma kızım öyle. Başım dönüyor diyor. Döner. Ben bile başım dönüyor. Koşmayayım yavaş bile yapsam başım dönüyor. Yavaş iç yavaş. He manken olacağım. Otur masaya. Zayıf. Aynen yavaş. Annemin koşu bantı o. Ya manken olacağım. Anne koşuyor mu? Ne kadar koşu? Kaç dakika? En fazla 10 dakika. Olsun 10 dakika da iyi. Anca yapayım oğlum. Yani. Yapamıyorum ki. Yorulayım pestilim çıkıyor dost. Yavaş yavaş. Biraz biraz arttırırsın. 10 dakika diye, 10 dakika sonra. Hayır, yok, en çok ayağım. Yani bir hafta sonra 15 dakikaya çıkarsın mesela. Ayağım ağrıyor, en çok 12 şey. Ya. Aynen, ayak için de iyi. Ayağım çünkü hep şey yapıyor, koşuyorsun ya. Hep harekette ayak. Bakayım kim koşuyor şu an. Bu sefer de Liya koşuyor. Ben koşmuyorum. İstersen hiç koşma. Dur zutsaydın. Evet, şimdi bende sıra. Kim? Çok güzel spor yapıyorum. Bana bir spora atılmış. Öyle ben 5 gün yaparım. Getirin bana yemek. 5 gün yaparım ben öyle. Çok yoruldum. Bayağı kararı yaptın ha. Bayağı yaptın, yorulduk ya. Hilal 100 kararı yaptı her gün bir şey etmesinde. Çok yoruldum. Abooo! Elim ayağım gitti. Daha kuzum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalkıyoruz. Şimdi kalkıyoruz. Çünkü saat. Şöyle saati göstereyim size. 11'e çeyrek geçiyor. Akşam, gece. Aynen. Arkadaşlar bu videoyu yarına ekleyeceğim. Bavulları falan hani arabaya koymaya. Ondan sonra ekstradan bir ayrı video yapacağım sıra yolunu. O ekstradan gelecek. Evet yarın görüşürüz arkadaşlar. Şu an herkes uyuyor. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle dışarıyı göstereyim. Karanlık. Karanlık. Bu pencereden. Ben buradayım. Şöyle konuşayım. He, ben de buradayım. Evet arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Bu videoyu ekliyorum. Günaydın arkadaşlar. Dediğimiz gibi yeni güne başladık. Mehtap son temizliklerini yapıyor. Ses geliyor mu oraya?
geliyor tabi. O zaman bir süpüreyim de öyle devam çek. Tarsız şey yaptım, süpür. Yani sen süpür. Çocukla da asır. Ceylin'le Liya'da babaannesinde yattı. Arkadaşlar ben uyurken Mehtap tamam tamam oğlum. Ben uyurken Mehtap hepsini yüklemiş bile arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hepsini hazırlamış bile. Dur bir dakika bir oğlum. Böyle yatak şeklinde yapmış. Arkası da aynı şekilde. Öyle. Burada bir sürü bavul falan var. Ondan sonra böyle bu şekil. Evet bu kadar arkadaşlar. Şimdi babamgilin oraya gidiyoruz. Ablamgil de gelecek. Ondan sonra orada vedalaşacağız. Ondan sonra Abbas yolcu. Evet arkadaşlar şu an annemgile doğru gidiyoruz. Galiba bütün hazırlıklarım tamam. Az önce bir eczaneye de uğradım. Yine çocuklara fitil ilaç falan aldım. Kapalı olaraktan. Evdekileri de evde bıraktım. Öyle arkadaşlar. Annemgile doğru çıkıyoruz. Hatice ablamlar orada bile bekliyor. Kızların da giyimleri bende. Liya'yla Ceylin'in babaannelerinde kalmıştı. Onları da götüreceğim. Üstlerini giyecekler. Herhalde bir yarım saate Allah izin verirse yola çıkarız. Evet Mete Şemgül de burada. Arabası bu. Biz de buradayız. Kahve aldım. Kahve içtim. Yaparız. Çok yakın. Ama ne zaman yapacağız gerçekten? Hadi uzanım. Şey İş var mıyız şu an? Güzel bir yerde duruyorsun. Ama gerçekten ben molayı ne zaman yapıyoruz? He? Molayı ne zaman yapıyoruz? İstersen 10 kilometre sonra yapalım. Menemenemiz ne zaman yapacağız? Pislikteklileri falan getirdik. Evet. Değil mi? Zaten alırız orada. Yaparsınız. Onun da arabası. Aa Celil'gil de oteldeler. Celil. Ya. Bence o jet ski şey fiyatı iyi. 55 euro 15 dakikalı. Ya iyi. Ama yaparsam şey yapacağım. Balonları uçurmaya yapacağım herhalde. He, okey. Bir kendini göster. Ne? Bakayım kararmış mısın? Brown oldun mu? Brown oldum da sırtım hep soyuldu. Aa, okey. Kaç derece Antalya? Ama dedi demin. Şu an 40 derece. O sağlam. Birkaç saate 44 çıkar, 43 çıkar. İyi, geliyoruz biz de oraya. Bekliyoruz. Abi biz gidiyoruz. Gel de kuzum gel. Hadi sağ ol Hasan. Gel aşkım. Sen arkaya mı ortada mı oturacaksın Hasan? Okey. Arkaya gideceksin mi Saadet'in yanına? Hadi benim kızım. Hadi gidelim. Hadi benim çocuğum hadi bak saat geçti hadi. Hadi bismillah deyin hadi bakayım. Ben hazırım. Hadi. Evet videoyu burada bitirelim mi? Hadi Hilal çeker peşinden. Su gibi gidin, su gibi gelin. İnşallah. İnşallah çocuğum. İnşallah. Ayağına taş değmesin inşallah. Amin. Elinize sadişin yere. Değil mi? Ayrı bir oda gibi. İster yatsın, ister otursun. Beyliklerini kenara koydu. Bebeği de yanında. Otur. Arada Hasan da. Hadi kuzum. Hadi. Efendim. Hasan öteyi çekil. Ablan da gelmeyin. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Evet, beraber gidiyoruz kuzum. Dikkat edin. Hasan da kuzum. Hasan da kuzum.
Hadi kuzum, dikkatli gidin. Size Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bir şey istersen de önceki maaşı yapma ya. Okey, küçük de olsun. Hadi görüşürüz. Çüz. Çüz. Hadi yavaş yavaş siz çıkın. Dur anne. Ben de. Az sonra sana yeni gözlüğümü göstereceğim. Hadi anne görüşürüz. Anahtarı aldın mı annenden? Selçuk'un anahtarını. Nein almadım. Niye almadın? Gerek yok. Ay pardon annen de değil ki ana. Yani ne alaka? Ben vallahi ne alakaysa. Anahtarı gördüm ya. Evet ben kemerimi bağlamadım bir saniye. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videolar tamamen yol yani sıla videosu olacak. Şimdi Allah'ın izniyle ilk başta bir yolumuza başlayalım da saat 1 oldu mu? Tam 1 süper. Tam 1. Aynen. Eline sakız aldınız mı? Buraya gidiyoruz buraya. Rechts abbiegen auf Eisenbahnstraße. Alırız. Sakız çiğnerken midesi bulanmaz. Nein. Alırız ya. İlla bir benzinli sapacağız da. Benzinlikten sakız alın ona. So, arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Links abbiegen auf Hindenburgstraße. Bye bye. Ben de gidiyorum.